Ali İmran suresi 5. ayeti kerimede bu biraz daha detaylı anlatılır. Nasıl? Estağfirullah. İnne Allahe la yakfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Yerde ve gökte, yani yer ve gök, büyük sema, bütün burada ne olursa olsun, ne var olursa olsun hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Yerde de kalmaz, gökte de kalmaz, ikisinin arasında da hiçbir şey gizli kalmaz. Yani sır diye bir şey yok, gizli diye bir şey yok, sakladığımız, gizlediğimiz diye bir şey yok. Her şey Allah vakıftır ve Allahu Teala her şeyi bilicidir, görücüdür, işiticidir ve Allahu Teala ahirette de kulum ikra kitabe, al şu amel defterini oku bakalım diyecek. İşte dünyada yaptıklarımız bir bir önümüze çıkacak. O gün amel defterimizi şöyle elimize aldığımız zaman elhamdülillah ne güzel sevaplar var. İyi ki şu an salih amelleri yapmışım diyebilmek de hünerdir. Rabbimiz cümlemizi amel defterlerini eline aldığı zaman yüzü gülen kullarından eylesin. Ama amel defterlerini elimize aldığımızda eyvah yazıklar olsun bana ya. Ben neler yapmışım ya. Şu defterin haline bakılacak bir durum var mı ya? Yazıklar olsun bana. Ya Rabbi ne olur beni geri gönder diyecek. Böyle Kur'an-ı Kerim'de bol bol sahneler var. Ne olur geri gönder diye. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu akıllı bir insanın ibret alacağı kadar, böyle öğüt alacağı kadar biz sana bir ömür vermedik mi? Verdik. İş bitti. Artık daha geri dönüş yok. Ya Rabbi ne olur beni geri gönder. Terk ettiğim o amelleri, farzları yerine getireceğim. Sen nasıl dost doğru Müslüman istiyorsun, cömert bir kul istiyorsun, sadakatli dinine bağlı bir kul istiyorsun. Ben öyle olacağım ya Rabbi. Ne olur beni geri gönder diyecek ama iş bitmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede de ey Müslümanlar işte ahirette ne olur ya Rabbi beni geri gönder, çok dört dörtlük bir Müslüman olacağım, terk ettiğim ameleri yapacağım demeden önce namazınızı kılın, infak edin. Müslümanca yaşamamız konusunda Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Celle Celaluhu merhametiyle bizlere hatırlatmış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an ayetlerini okuyan, Kur'an ayetlerinin manasını tefekkür eden ve Kur'an ayetlerini hayatımıza, pratiğe aktaran kullarından eylesin.